Masaldır bunun adı, hayatın sihirli tadı. Mas mas maskara, başkentimiz Ankara. Vardır yedi bölgemiz, havamız, suyumuz tertemiz. Masal trenine çabuk binelim, çuf çuf ederken gezintiye çıkalım. Her cumartesi sabahı masallardan kule kuralım. Varmış bir yokmuş. Hem aç iken hem tok iken, karga üfürükçü iken, serçe lafçı iken, eski zamanlarda Bostan şehrinde Kahhar adında bir padişah varmış. Onun Tursunbek adında tek bir oğlu varmış. Kahhar padişahı ile veziri ava çıktığında her seferinde bir ırmağın kıyısından geçerlermiş. Yine bir gün bu ırmağın kıyısında yürürlerken padişah dinlenmek istemiş. Padişah dinlenirken veziri de çevreyi kolaçan ediyormuş. Vezir suyun içinden güzel bir kızın çıktığını görmüş. Su kızı bir tutam saçını açmış, suyun ortasındaki nilüfer yaprağına oturmuş. Kız veziri görünce kaçıp suya dalıp kaybolmuş. Ama vezir bu kızı görünce ona aşık olmuş. Yüzme bilmediği için suya girip kızı takip edememiş. Padişaha da bir şey söylememiş. Derdini içine atmış ve üzgün bir şekilde geri dönmüş. Saraydakilere sezdirmeden birkaç yıl bu kızın aşkıyla yanmış. Dedik ya, Kahhar padişahın Tursunbek adında bir oğlu varmış. Tursunbek bir gün babasına, "Babacığım, bugün siz bana izin verseniz de arkadaşım Gayret'le avlanıp gelsek," demiş. Kahhar padişah oğlunun arzusunu kıramamış. Tursunbek ile Gayret atlara binmişler. Gezi sırasında da bir ırmağın kenarına gelmişler. Bu ırmak su kızının kaldığı ve daha önce vezirin padişahla geldiği ırmakmış. Tursunbek su kızını ırmağın kenarında görüp aşık olmuş ve ne yapacağını bilmeden ağlamaya başlamış. Arkadaşı çok akıllıymış. Tursunbek'in su kızına aşık olduğunu anlayıp ona, "Şehzadem, ağlamanın faydası yok. Bir çaresini bulup bu kızı suyun altından çıkarmak gerek," demiş. Tursunbek Gayret'e dönüp, "Sen bana göre hem daha bilgili hem de akıllısın. Şimdi bana bir yol göster. Yoksa bu dert beni yer, bitirir," demiş. Gayret, "Atlarımızı bir yere saklayalım. Ondan sonra ikimiz sıkıca el ele tutuşup suya atlayalım. Şansımız varsa su kızını suyun altında buluruz, alırız," demiş. Tursunbek razı oldu. İki yiğit gelmişler ırmağın kenarına. Birbirlerinin elini sıkıca tutmuşlar ve kendilerini suya bırakmışlar. Bakmışlar ki suyun altında bir ev var. Yavaşça gidip kapıyı çalmışlar. "Nineciğim, bizler ışık dünyanın insanlarıydık. Suya girip oynayalım dedik. Buraya geldik. Tanrı misafiriyiz. Bizi bir gece evinizde ağırlar mısınız? Sabahleyin yolumuzu bulup gideriz," demişler. Yaşlı kadın, "Peki tamam, giriniz," demiş. Gayret yavaşça yerinden kalkmış ve hançerini alıp evden dışarı sokağa çıkmış. Biraz öteye gitmiş ki bir tahtın üzerinde 7 kat perdenin arasında bir insan uyuyor. Gayret, "Bu yatan kız olsa gerek," diye düşünmüş ve yavaşça eve dönmüş. Kadına, "Ben gece yarısı çıktım. Öteye gidince 7 kat perde arasında birinin yattığını gördüm. O kim?" demiş. Kadın, "O memleketimizin padişahının kızı. Bu kızın güzelliğinden dolayı birçok insan divane oldu. Bu kız tan atmadan önce çıkıp perdenin birini kaldırırsa her taraf tan atmış gibi olur. Herkes kendi işiyle meşgul olmaya başlar," demiş.
Gayret, eğer su kızının yanına giderseniz o kıza dünküler ölmeden nasıl gelebilmişler deyin. Demiş, kadın da peki diye cevap vermiş. Yaşlı kadın su kızının yanına gidince Gayret'in söylediklerini iletmiş. Kız, dünküler mi geldi? Gelmeleri ilginç deyip gülmüş. Kadını misafir etmiş. Kadın evine gideceği zaman kız onun eline bir pamuk ve bir kömür vermiş. Dünkülere verin demiş. Kadın uzatılan şeyleri almış, pamukla kömürü Gayret'e ulaştırmış. Kendi de pazara gidip geleyim diyerek çıkmış gitmiş. Gayret Tursunbek'e, dinle, işte şu pabuğu göndermesi gündüz kimseye görünmeyiniz. Kömürü göndermesi de gece benim yanıma geliniz demektir, demiş. Gece olup yaşlı kadın uyuyunca iki arkadaş evden çıkıp kızın yanına gitmişler. Yedi kat perdenin yanına geldiklerinde Gayret Tursunbek'i içeri göndermiş, kendisi de dışarıda nöbet tutmuş. Tursunbek kızla tanışarak onun yanına oturmuş ama aradan uzun bir zaman geçince Gayret eve geri dönmek istemiş. Tursunbek kızın yanından ayrılmak istememiş ve arkadaşına da çok kötü davranmış. Bunun üzerine Gayret Tursunbek'e kızıp tek başına dönmüş. Gayret sabah kalkıp bakmış ki Tursunbek hala gelmemiş. Dışarıya çıktığında bugün padişahımızın kızını bir yiğitle görmüşler. Padişah İkisini de zindana attırmış şeklinde konuşmalar duymuş. Üzüntü içinde eve dönmüş. Bir plan kurmuş. Bir tepsi börekle zindana gitmiş. Yaşlı kadının taklidini yaparak ben padişahın kızının ebesiyim dedikten sonra elindeki tepsiyi göstermiş. Muhafızlar Gayret'i içeri almış. Tursunbek'le kız boyunlarını eğmiş. Üzgün halde oturmaktalarmış. Gayret onlara yaptığı planı anlatmış ve kıza üzerindeki yaşlı kadın elbiselerini giydirmiş. Sonra kızı dışarı gönderip kendisi arkadaşıyla zindanda kalmış. Aradan bir iki gün geçtikten sonra su padişahı kızıyla yiğidin zindandan getirilmesini emretmiş. Muhafızlar gelip bakmışlar ki kız yok. İki yiğit oturuyor. Bunları çıkarıp padişahın huzuruna götürmüşler. Padişah, kızım nerede diye sormuş. Gayret, padişahım bizim yanımızda kız yoktu. Biz ışık dünyanın insanlarıydık. Avlanmak için çıktık, suya girdik. Nereye gideceğimizi bilemediğimizden perdenin yanında uyuyup kalmışız. Bizleri götürdüler, zindana hapsettiler demiş. Padişah onları dinledikten sonra serbest bırakmış. Gayretle Tursunbek kurtulduklarına binlerce şükredip yaşlı kadının evine gelmişler. İki yiğit biraz uyuyup dinlendikten sonra Tursunbek su kızını bulup kendisiyle birlikte memleketine gelmesini istemiş. Su kızı da Tursunbek'i çok sevdiği için bu teklifi kabul etmiş. Bu arada suyun dışında neler olmuş neler. Çocukların nereye gittiğini bilmeyen padişah üzgün bir halde birçok adam toplamış ve aramaları için her tarafa göndermiş. Adamlar değişik şehirleri, kırları aramışlar. Derken adamlardan üç tanesi ırmağın kenarına gelince Gayret'le Tursunbek'e rastlamışlar. Tursunbek, siz bizden önce gidip babama Gayret'le Tursunbek su kızını almış geliyorlar diye haber veriniz demiş. Adamlar padişahın yanına çıkarken veziri görmüşler ve durumu vezire anlatmışlar. Vezir çok önceleri görüp aşık olduğu su kızının Tursunbek'le evleneceğini anlayınca haince planlar kurmuş. Kendince sözde iyi niyet olsun diye bir oda yaptırıp donattırmış. İki yiğit şehre doğru gelirken bir ağacın üzerinde karga üç defa gak 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 diye ötmüş. Kız bu karganın sesini duyunca Tursunbek'e karga birinci gak demesiyle vezirin kötü fikirde olduğunu, haince planlar kurduğunu söylüyor. Bunun için bir oda yaptırmış. İkinci gak demesi sadece size etli yemek getirip verecek. O yemeğe zehir konmuş, tedbirli olun. Ayrıca o odada bir ejderha var, dikkatli olun diyor. Üçüncü gaklama da
planlar işe yarar da siz dünyadan göçerseniz su kızını vezir kendine almak istiyor diye anlatmış. Şehre yaklaştıklarında vezir saraydan topladığı askerlerle onları karşılamış, şehzadeyi yaptırıp ve donattığı odaya davet etmiş. Tursun Bek vezire dönüp, "Vezir efendi, hediyene çok teşekkür ederim ama daha sonra girerim." diyerek vezirin teklifini reddetmiş. Başka bir odaya girip oturmuş. İki kapta yemek getirmişler. Yine Tursun Bek, "Biz gelirken yedik tokuz." demiş. Bunun üzerine vezir, "Şehzadem, sen bugün şu odada yat. Gelinimiz annenin yanında yatsın. Yarın düğün derneği başlatıp sizleri evlendiririz." deyip tek bir odaya davet etmiş. Tursun Bek, "Ben karımla bir konuşayım. Razı olursa bu odada yatarım." diye cevap vermiş. Daha sonra, "Müstakbel eşim kabul etmedi. Biz işte şu odada yatacağız." deyip ejderha bulunan odayı göstermiş. Vezir, "Peki, seçim sizde." demiş. Tursun Bek'le kız uyumuşlar, gayret uyumamış. Kılıcını çekmiş, oturarak ejderhanın gelmesini beklemiş. Gece yarısı sandıktan büyük bir ejderha çıkmış. Tursun Bek'i yutmak istemiş. Gayret o anda kılıcıyla ejderhayı etkisiz hale getirmiş. Sabah olup her üçünün de sağ salim odadan çıktığını gören vezir, hırsından köpürmüş ve atına atlayıp bilinmeyen bir yöne gitmiş. Padişah yanlarına gelen oğlunu ve su kızını dillere destan bir düğünle evlendirmiş, gayreti de oğlunun baş yardımcısı olarak görevlendirmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.